En son söyleyeceğimi en baştan söyleyeyim. Bugüne kadar izlediğiniz bütün belgeselleri unutun. Bu belgesel bittikten sonra uzun bir süre içinden çıkamayacaksınız. Chimpanzees, our closest living relatives. We can often recognize the best and worst. Yok ya, şempanzeler değil de kostüm giymiş Oscar'lık oyunculardır. Elin gavuru yapıyor abi. Efektlerle, kostümlerle, bilmem nelerle. Yer mi Türk insanı bu numaraları? Hem King Kong'dan ya da Maymunlar Cehennemi filmlerinden biliyoruz böyle oyunları. Diye düşünebilirsiniz. Lakin kazın ayağı. To survive. And if you want power. Şöyle soğuktan rastgele çevirip 10 kişiye sorsam 9'u sadece belgesel izliyorum der. Kimse izlemediği için evlilik programları, reality show'lar, diziler, reyting birincisi oluyor. Bizim memlekette herkes sanat seviyor, felsefeyle ilgili. Sadece belgesel izliyor. Üremeyle ilgili belgeseller değil tabii ki. Entelektüel, bilgi birikimi yüksek. Bir de çok çok okuyan araştırmacı ruhlu. Bilgisayarı da PUBG oynamak için değil, bilimsel makaleleri okumak için kullanıyor. Bir tek başında şapkası, ön cebinde mendili, ilk cebinde gözlüğü, boynunda fuları eksik. Hangi tür resimler? Hangi tür resimler? Resimler. Empresyonizm. Empresyonizm. Fauvizm. Devizm. Dadaizm. Dadaizm. Sensizim. Çaresizim. Kimsesizim. Bazen bir penguenden kapitalist dünya düzenine ayak uydurmanın tek yolunun taş ya da yumurta çalmaktan geçtiğini görünce nasılsa herkes yapıyor mantığını, kurumlara nasıl sirayet ettiğini bir guguk kuşundan başkasının evine çökmenin her ne kadar uyanıklık olarak görülse de ne kadar acımasızca olduğunu, erkek deniz atından babalık rolünü sorgulamayı, sürüden ayrılanı kurt kapar denilerek sosyal bağları ve işbirliği gibi sosyolojik olguları, deniz anasından anneliğin kutsallığını, yavrularını ölüm pahasına nasıl koruyup kollarını terk etmediğini, asıl anneliğin ne olduğunu öğrendik. Bazen bir bu kalemundan kamuflaj sanatının inceliklerini, kuşların dünyasına bakıp her kuş için bir yuvada tutma vakti olduğunu, kendi kanatlarına uçabilme bağımsızlığını öğrendim. Hatta bazen öyle bir belgeselle karşılaşırız ki bir saatlik aksiyon filminde olmayan heyecanı, gerilimi hissedip bu kıssadan da mücadeleyi pes etmemeyi karar verip mimari tasarımı örümcek yağlarına bakarak öğrenmedik mi? Ya da kafesteki kuştan özgürlüğü dinlemini. Yani dinlemeyi bilirsek, ibret nazarıyla yaklaşabilirsek, kısaca bakmakla görmek arasındaki farkın ayrımına varabilirsek, doğa bize çok şey anlatır. Aslında hayatın ta kendisidir belgeseller. İnsanlara doğayı ve yaşamın evreni keşfetme fırsatı sunar ve çok değerli dersler almamızı sağlar. Bazen sayfalarca, ciltlerce kitaptan edinilecek bilgi, hayat dersini tek bir belgesel öğretebilir. Zaten fabullarla büyümüş bir nesiliz. Çocukluktan aşinayız hayvanların dünyasına. Bundan sonrası bir miktar spoiler içeriyor diye bir yerini yaptım. Netflix yapımı mini seri 4 bölümden oluşuyor. Cennet, diğerleri, savaş, hesaplaşma. Bu belgeselin başrolü, figüranı, yan rolü hepsi şempanze. Hatta dış ses Marshall Ali'yi saymazsak tek bir diyalog bile yok. Maymunların jestleri, mimikleri başlı başına olay. James Reed adını Antapod'dan öğrendiklerini duyurmuş. Hem Oscar hem BAFTA ödüllerini almış yönetmen. Bizi Yeşil Vadi, bir tarafta Telloğulları yani merkez grubu, diğer tarafta Seferoğulları yani Batı grubu. Savaşları ise Game of Thrones ya da Muhteşem Yüzyıl'ı aratmayacak entrika, mücadele, güç takıntısı, ittifaklar, hiyerarşi, sosyal yaşam, koloni kanunları, yalakalık, adam kayırma, kıyım, cinayet yani kısaca ve kabaca 4-5 sezona yetecek kadar malzemeyi 4 bölüme sığdırmasıyla muhteşem bir görsel şölen sunuyor izleyicilere. Bu bir reality show değil, son derece zeki, duygusal ve çoğu zaman rekabetçi. DNA'mızın %98'den fazlasını paylaştığımız yaratıklar olan bu şempanzeler en yakın düzenlerimiz olarak görülüyor. Akademi ödülüne Marshall Ali'nin anlatıcılarını üstlendiği bir Roma şempanzelerinin yavrularını büyütmelerini, karmaşık sosyal dinamiklerini ve hiyerarşinin zirvesini, tımarlama sistemini, hayatta kalma çabalarını bu esnada ölmek zorunda kalsalar bile iyileyici hayatlarını anlatıyor. Uganda'daki Kibale Ulusal Parkı dünyadaki bilinen en büyük şempanze gruplarına ev sahipliği yapıyor. James Reed daha önce 2017 yılında Gobo grubunun Rise of the Viro X isimli bir belgeselle anlatmıştı. Bu belgeselin de hazırlığının 23 yıl sürdüğü söylenmişti. En son 120 kişilik büyük bir aile olarak onları bırakmıştı. Daha sonra grubu takip eden bilim adamları Gobo grubu sonunda dağıldı. Şimdi ne olacağı hakkında bir fikrimiz yok dediğinde James heyecanlanmış haliyle. Bir araya mı gelecekler yoksa savaşacaklar mı? Belgeselde neler yok ki? Askerlik anılarını gözünüzün önünde canlandırıp efkar sigarası yaktıracak. Devriye nöbetlerini, katliamları, sürgünleri, dışlamaları, keyfi cinayetlerini, dişi erkek ilişkilerini inanamayacaksınız ama dışarıya kız vermeyi, aileyi, rekabeti, kardeş kıskançlığını, dışlamayı, asosyalliği, sosyalliği, kardeşliği, aile bağlarını, sevinci, hüznü, hırsı, çaresizliği, yaltaklanmayı, ölümü ve daha birçok şeyi. Kısaca insana dair var olan bütün duyguları görebilirsiniz. Bu DNA'mızın %98'inin benzeştiği canlılardan, bizden, hayattan çok şey göreceksiniz. Tabii böyle anlatı
basınca antroposentrizme şöyle bir selam çaktığımı ya da metiyeler düzlüğümü düşünebilirsiniz. Hayır, evrim teorisine de inanmıyorum. Birileri gelip böyle anlatsaydı muhtemelen abarttığımı düşünebilir. Alt tarafı bir belgesel. Bunun üzerinden antroposentrizm sembolistanlığın eksikti derdi belgeseli izlememiş olsaydım. Ama işte işin aslı astarı öyle değil. Baştan söylemiştim diyalog yok diye. Peki o zaman nasıl bu kadar çarpıcı ve sürükleyici bir iş çıkmış ortaya? Yabancıların tabiriyle it is your story. Yani bu anlatanlar senin hikayen. Atalarının geçmişini, ilkel kültürleri, ilk insanları anlamak istiyorsanız yakın çekim planlarının birinde kumandanızın stop tuşuna basıp herhangi bir şempanzenin gözünün ta içine bakın. Orada çok şey göreceksiniz. Şimdi kafaca bakınca Rus romanları gibi çok karakterli, çok isimli, kimin kim olduğu roman ortasında bile ayıklanamayan bir kitap gibi düşünülebilir. Ama belgeselin en büyük başarılarından birisi her bir şempanzenin farklı farklı karakterleri, farklı özellikleri var ve bunu bize bir şekilde vermeyi başarıyor. Tabi isteseler 200 şempanzenin her biri için de yapabilirler bunu ama odak noktasında yani başrolde merkez ve batı grubun yaklaşık 20 üyesine odaklanarak yapıyor. Bu bile başlı başına bir başarı aslında. Başta bilim adamlarının onlara verdikleri adları, yaşları ekranda belirse bile bir süre sonra buna gerek bile kalmıyor. Kimin kim olduğunu hemen anlayabiliyorsunuz. Merkez grubun alfa erkeği, Bobo mahallesinin bıçkın kabadayısı, gösteriş yapmak ve korku salmak için yeni göğüs titreterek habire dağ taşı döven, siz benim kim olduğumu biliyor musunuz diye ortalıkta dolaşan 30 yaşındaki Jackson. Jackson'ın bodyguardı, vücutçu yalmaçtan hallice 40 yaşındaki Minus, soğuk ve asi aynı zamanda ketum ve bir görev adamı. Jackson'ın açığını kollayan, tahta gözü olan zeki ve fırsatçı fakat özgüven sorunu olan 21 yaşındaki Abrams. Grubun dışlananı istenmeyen adamı okulda sınıfta en arka sıraya oturan, içe kapanıp kim bilir ne derdi var diye efkarlandıran 14 yaşındaki Gus. Savaş filmlerinin ilk zayiatı, Patsız Vedi, Pocky Pipe yani domuz turtası. Batı grubundan öne çıkanlar ise 27 yaşındaki alfa erkek Hakerson, orman sensei ustası, biz bu tüylerin eğilmende artmadık edasıyla dolaşan ve nerede ne meyve var, hangisi olgun, şak diye bilen 44 yaşındaki Garrison. Batı devriyesinin zehir afiyeleri, devriye lideri 35 yaşındaki Rollins ve yardımcısı olan kardeşi 21 yaşındaki Adam aslında genel anlamda bu belgeselin hazırlık kısmıyla beraber 25 yıl sürdüğünü iddia ederler. Kameralar şempanzelerin gözyaşlarını, gözündeki çapağı, alnındaki tere kadar yakın çekim yapabiliyor. Bu görüntülerin kalitesi ve yansıtma kaçak göçek yapılmamışsa nasıl mı olmuş? Cevap, şempanzelerle birlikte yaşayarak. Sadece çekim hazırlıkları 6 ay sürmüş. İkisi merkez grubuna, diğer ikisi batı grubuna olmak üzere 4 kameramanın 400 gün boyunca bir fiil şempanzeler arasında yaşadığını, varlıklarını onlara kabul ettirdiğini görmek farklı çaplı bir şok geçirmenize sebep olabilir. Hiçbir şeye müdahale etmemişler. Zaten izlediğinizde fark edeceksiniz ki şempanzeler ne onları ne de kameraları umursamıyor. Gayet de pataküte dönüşlerini yapıyorlar. Kavgada aracı payı daima vardır derler. Onlar bu kavgada ne kadar nasiplendiler bilinmez. Unutmadan Şempanze İmparatorluğu belgeseli çekildiği sırada bir orman filmi tarafından öldürülen Sebastian Ramirez'e adanmış. Yani tek zayiat veren şempanzeler olmamış. Bu belgesel bir belgeselden çok tarihsel bir fetih destanı ya da acımasız bir toplantı odası gerilimi gibi hissettiriyor. James Reed kendimi bir sette gibi hissediyordum. Onlar o kadar insan ki sizin onları değerlendirdiğiniz gibi onlar da sizi değerlendiriyor. Bunu biliyorsunuz, hissediyorsunuz. Sizi dünyalarında kabul ettiklerine inandırmalısınız. Gittikleri yerlere gidebilirsiniz. Ama aslında tüm kararları onlar veriyor. Kontrol edebileceğiniz tek şey kameralarınızı nereye çevirebileceğiniz, onların hızına yetişemeyeceğiniz. Çekim hazırlıkları 2021'de 6 ay sürmüş. Abrams Wofford Pro performanslı yağmur dansı çok keyifliydi. Şempanzelerle aynı DNA'nın %95-98'ini paylaşıyoruz. Şempanzeler yaklaşık 80 yıl yaşayabilir. 14 Temmuz Dünya Şempanze Günü olarak kutlanır farkındalık için. Şempanzeler işaret dili gibi insan dillerini öğrenme yetisine sahiptir. Paso adlı bir şempanze ASL yani Amerikan işaret dili ile iletişim kuran ilk canlı olarak 350'den fazla işaret diliyle iletişim kurabiliyordu. Alet kullanabilen nadir varlıklardan. Tanrı şempanzeler 5 yılda bir doğum yapıyor. 2 ayak üzerinde yürüyebilen ki bu özellik onları gorillerden ayıran önemli bir fark. International Union for the Conservation of Nature Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından nesli tehlike altındaki canlı türleri kategorisinde yer alır. O ne ilk ne de son savaş ne de savaşmak sadece insanlara özgü bir kavram. Daha önce de 74-78 yılları arasında Tanzanya'da bulunan Gombe Ulusal Parkı'nda Kama ve Kasekela isimli iki grup arasında 400 sıran Gombe şempanze savaşları olmuştu. Marshall Ali'nin anlatımında gözleri görebildiği kadar meyve ve ağaçlarla dolu bir şempanze cenneti. Ama cennette bir sorun var. Buradaki hayat siyaset ve güç içeriyor ve şempanzeler her gün her zaman yükselmek için fırsat arıyor diye başlıyor. Yer yer hikayeleştirme ve kurgu bölümü elbette ki var. İnsan Jackson Abrams'ın yaklaştığını hissediyor. Garrison Gogo'daki her ağacı biliyor ve kafasında tüm ormanın haritası var gibi ifadeler hayvanlara insanlaştırma misyonu değil, olayın inandırıcılığını azaltan ufak çaplı atalar. İşte Charles Bempar ek bir sahtekarlık katma ile ticaret yapmak için hayvanlar insan gibi düşündüğünü ve hissettiğini hikayede şüpheli anlatım yapıları da sunuyor. Hikayenin ne kadar kurgun,
ne kadarı gerçek tamamen size ve hayal gücünüze kalmış. Ancak her şeye rağmen olağanüstü bir görsel şölen. Şempanze İmparatorluğu'nda evet teknik olarak şempanzeler ama bu yapımda insan gibi muamele görüyorlar. Duygularımıza arşınlanmış, hikayelerimize sıkıştırılmış, düşünme biçimde zorlanmış. Kısacası insani bir form kazanmıştır. Sonuç olarak Jane Doe Guardi'nin dediği gibi bazen gerçeklik çok karmaşıktır. Hikayeler onları şekillendirir.